Evet, Bismillah diyelim arkadaşlar. Şimdi şöyle. Şimdi arkadaşlar, geçen hafta bir şey yaptık ama bu hafta daha spesifik olarak bu şu an biraz hissetmeye başladığımız, az biraz hissetmeye başladığımız bazı İslami çevrelerde daha belirgin olarak hissedilen topluma da yavaş yavaş dalga dalga yayılacak temellerin, temel kaynakların sarsılması, yıkılması, dolayısıyla tutunacak dalların bir şekilde kalmayacak kadar tehlikeli bir sürecin eşine yuvarlanmamız meselesi. Dolayısıyla Ehl-i Sünnet organın korunması. Bu meseleyi biraz deşelemek istiyorum arkadaşlar. Olayın farkında değiliz. Ben bunu yazıyorum. Ne zamandır yazıyorum? Yaklaşık 15-16 senedir Ehl-i Sünnet omurga meselesini yazıyorum. Hiç kimse anlamadı. Tehlike geliyor. Görüyorsun. Bunu görüyorsun. Ama ben yazarken insanlar dalga geçtiler. Ne Yusuf Kaplan ne diyor ya? Nereden çıktı? Şimdi Ehl-i Sünnet omurga falan nereden çıktı hikayesi? Sonra geldi, oraya dayandı. Kaçılmaz bir şeydi. Çünkü 1000 yıldır İslam dünyasını hem diri tutan, hem canlı tutan, hem dimdik ayakta tutan Ehl-i Sünnet omurgaydı. Bunu unutmayalım. Bu mezhepçilik değil. İnsanlar Ehl-i Sünnet'ten bahsedince mezhepten, mezhepçilikten dem vurmaya başlıyorlar. Ehl-i Sünnet mezhep değil ki. Defa sapla samanı karıştırmayalım. İki, biz ana caddeden bahsediyoruz. Ehl-i Sünnet ana caddedir. Hiçbir din kendi omurgasının çökertilmesine göz yummaz. Hiçbir kültür, hiçbir medeniyet, hiçbir felsefe sistemi kendi temellerinin yıkılmasına izin vermez. Bunu seyretmez. Bu işi şakası yok arkadaşlar. Ama öyle bir sürece girdik ki, tamam mı? Önüne gelen istediği gibi kendi kafasına göre çok rahat bir şekilde televizyonlarda, işte sosyal medyada, asosyal medyada, Twitter'da, şurada, burada çok rahat cümleler kuruyor bu konularda. Veballi. Bu işler veballi. Bu tür konuları televizyonlarda tartışamazsınız. Tartışacaksanız kişiselleştirmeden fikirleri eksen alarak, kişileri değil, fikirleri eksen alarak tartışırsanız o zaman eyvallah. O zaman bir anlamı olur. Belki bir faydası olabilir. Ama iki tarafında tartışacak taraflarında ikisinin de bir şekilde samimi olması lazım. Vesaire. Şimdi arkadaşlar şöyle bir cümle kurayım. Bu cümle ilk bakışta saçma. Yani ilk bakışta saçma gelecek, göreceksiniz. Ama biraz içini doldurmaya başladığımda o zaman meselenin ne kadar hayati olduğunu göreceğiz. İnsanlığı Ehl-i Sünnet omurga kurtaracak. Komik gibi geliyor değil mi? Yani o kadar yıprandı ki, o kadar yıpratıldı ki, o kadar saldırı oldu ki size komik gibi geliyor. Özür dilerim.
Şimdi bakın arkadaşlar. Nasıl olacak bu? Oturun oturun. Ha tamam. Nasıl olacak bu? Dün nasıl olduysa yarın da öyle olacak. Bugün de öyle olacak, yarın da öyle olacak. Dün nasıl oldu? Dün 3 tane adam çıktı tarih sahnesine. Dolayısıyla oldu. Şimdi bakın. Altını çizerek, özellikle altını çizerek vurgulamak istiyorum. Yani özetle zihninizi açacak bir şekilde, fazla kafanızı karıştırmadan ama zihninizi açacak bir şekilde, İslam tarihi boyunca biz iki büyük kriz yaşadık. İki büyük medeniyet krizi yaşadık. Birinci medeniyet krizi 13. yüzyılda zirveye ulaştı. İkincisini son 200 yıldır yaşıyoruz yoğun olarak. Birinci medeniyet krizi ile ikinci medeniyet krizi arasındaki benzerlikleri ve farklılıkları çok iyi görmemiz lazım. Birinci medeniyet krizini nasıl aştığımızı çok iyi anlamamız lazım. Ki ikinci medeniyet krizini nasıl aşabileceğimiz meselesi üzerinde de bizim zihnimizi, ufkumuzu, önümüzü açacak bir yol haritası çıkarabilelim, çıksın ortaya. Şimdi şunu söyledim, bunun altını tekrar çiziyorum. 1258'de Bağdat düştü. Bağdat dünyanın tırnak içinde tarihin yapıldığı yer anlamında Kabe'si. İnsanlık tarihinin yapıldığı merkez. New York. Bugün öyle düşünün. Tamam mı? Finans merkezi, ticaret merkezi, ilim merkezi vesaire. Sanat merkezi. Dünyanın kalbi. Merkezin attığı yer. Yani bu Kabe şeyi metafor. Yani hemen insanlar oradan saçma sapan şeyler çıkarmaz herhalde, değil mi? Bütün dünyanın yöneldiği ve beslendiği yer. Şimdi arkadaşlar, 1258'de Bağdat düştü. Yerle bir oldu. İslam dünyası, özellikle İslam medeniyetinin bütün doğu cephesi çok büyük bir saldırıyla karşı karşıya kaldı. Haçlı Moğol saldırısı. Nihai noktası Bağdat'ın düşüşü. 1326 Kurtuba'nın düşüşü. Dolayısıyla İslam medeniyetinin batı cephesi çöktü. Burada çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın. Bugünle karşılaştırmalı okuyalım. Dolayısıyla ben tarihten bahsederken masal anlatmam. Bunu daha önce söyledim. Yeri geldiğinde de söylüyorum. Tarih masal anlatmak için geliştirilmiş bir ilim dalı falan değildir. Tarihini şöyle yapıyorum ben. Tarih ilminin. Tarih geçmişle ilgilidir. Ama gelecekle ilgilenir. Geçmişle ilgilidir. Gelecekle ilgilenir. Yani bir şekilde tarihe bakarak geleceğe akarız. Tarihe bakarak geleceğe nasıl akarız? Tarihe bakarak geleceğe nasıl ne katarız? Tarih felsefesi. Tarih felsefesi olmadan kim ki bana tarihten bahsediyorsa masal anlatıyordur, uyutmak istiyordur. İnsanların da hoşuna gidiyor zaten. Kitleye gider bu. Yani popüler kitleye bir şekilde anlatırsın falan filan. Ama benim derdim masal anlatmak olamaz. Biz geleceği kuracak ilkeleri, geleceğimizi kendi elimize alacak, yol haritasını çizmemizi sağlayabilecek
kurucu ilkeleri, sütunları, temelleri ve sütunları nasıl dikeceğiz yeniden? Tamam mı? Sorun bu. Soru bu, sorun bu. Dolayısıyla tarihe masal anlatmak için bakmam ben. Tarihe geleceği nasıl şekillendirebiliriz diye bakarım. Bunu parantez olarak hatırlatmış olayım. Şimdi Müslümanlar her şeylerini kaybettiler. 13. yüzyılda Haçlı ve Moğol saldırısıyla birlikte her şeylerini kaybettiler. Tamam mı? İbni Haldun, bakın öncesine gidin, ötesine gidin, neyi kaybettiklerini, neyi nasıl, ne kadar kaybettiklerini, ne kadar her şeylerinin kaybedildiğini buradan anlayın. İbni Haldun mukaddimede çok basit bir tasvir yapar ama çok önemli o. Der ki, Müslümanlar Akdeniz'i öylesine Müslüman gölü haline getirdiler ki, Akdeniz'de Hristiyanlar bir tahta parçası bile yüzdürebilecek durumda değiller. Oradan nereye, değil mi? Her şeylerini kaybediyorlar. Bu dünyaya ait her şeylerini kaybediyorlar. Ama bir şeylerini kaybetmiyorlar. İnançlarını. İnançlarını kaybetmiyorlar. Kendilerine olan güvenlerini asla yitirmiyorlar. Nedir bu? Nasıl bir şeydir? Nasıl bir şeydir? İşte bu Ehl-i Sünnet omurgadır. Ehl-i Sünnet omurganın korunmasıyla ilgili bir şeydir. Kriz geliyor. Kriz geliyor. 9. 10. yüzyıllarda kriz geliyor. Krize hazırlık yapıyor Müslümanlar. Kriz nasıl geliyor? Şöyle geliyor. Bakın, bu perspektif acayip zihninizi yine açar. Hazreti Peygamber'in aleyhisselatü vesselam irtihaliyle birlikte Arap dünyası Müslümanlaştı. Arabistan Yarımadası Müslümanlaştı. Hazreti Ömer'in vefatıyla birlikte medeni dünya Müslümanlıkla buluştu. Medeni dünya, Bizans, Sasaniler ve Yemen Krallığı Müslümanlıkla tanıştı. Hazreti Osman'ın vefatıyla birlikte tam 50 sene, yarım asır, İslam doğuda Çin'e, Pasifik'e, batıda Endülüs'e, İspanya'ya, Atlantik'e kadar yayıldı. Yarım asırda burası dünya demek zaten, değil mi? Yani bir Latin Amerika var, Afrika. Afrika'dan zaten gidiyoruz oraya. Afrika'ya da giriyoruz. Yarım asırda dünyanın tarihin yapıldığı dünyanın bir şekilde bütün merkezine yerleşmiş oluyor İslam. Yayılmış oluyor. Tarih felsefecilerinin cevabını veremedikleri soru budur. Bu nasıl bir şeydir ki yarım asırda bütün dünya coğrafyasına yayıldı bu? Nasıl yayıldı? Ticaretle. Ticaretle yayıldı. Şimdi ticaret, kılıç mılıç falan diye anlatıyorlar. Masal anlatıyorlar. Tabii oryantalistlerin şeyi bu. Böyle bir numara yok. Artık bu fasıl bitti. Tüccar kim? Müslüman toplumda yaşayan bir Müslüman şahsiyet. Tüccar, Müslüman toplumda yaşayan ortalama bir Müslüman. Ortalama bir Müslüman. Ortalama bir Müslümandan kastettiğim şey şu. İslam'ın temelleriyle ilgili, akideyle ilgili, hayatın Müslümanca sürdürülmesine dair temel bilgilerle ilgili yeteri kadar donanıma sahip insan demek. Biraz ortalama insandan biraz daha fazla olabilir. Çünkü ticaret yapacak. Onun İslami
olup olmadığını yaptığı işin ilkelerinin değil mi? Dolayısıyla zekatını verecek, bilmem ne verecek. Bir sürü başka ilimlerde de işte matematikte, geometride, şurada burada falan aynı zamanda bilgi sahibi olacak. Yani belli bir birikime ulaşacak. Ama şu kesin, bir Müslüman şahsiyetin inşasında gerekli olan temel bilgilere haiz olacak. Bir Müslüman şahsiyet. Bu Müslümandır. Bu Müslüman tüccardır. Bu adam yalan söylemez. Bu adam ihtikar yapmaz. Bu adam sahtekarlık yapmaz. Bu adam faizde beni kazıklamaz. Bu adam sömürmez. Çok önemli bir şey bu. Dün buydu. Bizim hikayemiz böyle anlatılıyordu. Şimdi ne? Tam tersi. Şimdi dolayısıyla yarım asırda çok hızlı bir şekilde eğildi. Burada aslında belki girelim diye şey yaptım ama bazı notlar aldım. Daha sonra mı girsem bilmiyorum. Yani içini doldurmamız lazım. Ama bir iki cümle kurayım sonra açarım belki. Girersem havaya. Şimdi Müslüman tüccarı özenilecek. Dolayısıyla takdir edilecek. Dolayısıyla onu gördüğünde gayrimüslim birisi Müslümanlığı tercih etmesine yol açabilecek özelliklerle donatan şey nedir? Dolayısıyla o Müslüman tüccarın donandığı temel özellikler nelerdir? Yani hangi ilimler üzerinden dolayısıyla biz o Müslüman tüccarı, dolayısıyla herhangi bir Müslüman şahsiyeti bu adam Müslümandır işte, bu adam Müslüman budur cümlesini kurdurmamızı mümkün kılan üç temel ilim var arkadaşlar. Üç temel sütun. Birincisi akaid, ikincisi fıkıh, üçüncüsü tasavvuf. Hikmet, tasavvuf, felsefe falan bunu şey, ama asıl şey zirvesi tasavvuf bunun. Yani şöyle özetleyeyim size. Çok önemli bir şey söylüyorum. Çok apayrı bir başlık açıyorum. Akaid, Mekke süreciyle ilgilidir. İslam'ın Mekke süreciyle ilgilidir. Dolayısıyla Mekki ayetler akideyi sabitler. Akideyi belirler, sabitler. Dolayısıyla medeni ayetler, Medine'de inen ayetler dolayısıyla hayata doğrudan Müslümanların müdahale etmelerini sağlayacak ayetler. Dolayısıyla orada fıkıh devreye girer. Tamam mı? Üçüncüsü de medeniyet süreci diyorum. Orada bütün her şeyin kıvamını bulduğu şey insanın, toplumun, Müslüman şahsiyetin, Müslüman toplumun kıvamını bulduğu şey bir şekilde tasavvufla özdeşleştirebileceğimiz medeniyet sürecinde bir yolculuk. Yani aynı kelime üzerinden bu üç ilim dalını ve yolculuğu aynı kelime üzerinden acayipliğini açacak bir şekilde uçurur. Dikkat edin. Şöyle özetliyorum. Akaid, dolayısıyla Mekke süreci safı belirler. Fıkıh, Medine sürecinde saf olursunuz. Omuz omuza saf olursunuz. Tamam mı? Bir saf olursunuz. Medine süreci tasavvuf, saflaşırsınız. Arı duru hale gelirsiniz. Tasaffu edersiniz. Ümmileşirsiniz. Anlaşıldı? Dolayısıyla akaid hakikatin Mekke sürecinde hayat bulmasını sağlar. Hayat bulmasını. Fıkıh Medine sürecinde hakikatin hayat olmasını sağlar. Hayatın kendisi olmasını sağlar.
Dolayısıyla medeniyet sürecinde tasavvuf üzerinden hakikatin hayat sunmasını sağlar. Bütün insanlığa hayat sunar. Bütün varlığa hayat sunar. Mekke'de hayat bulur, hakikat, akide, dolayısıyla inanç ilkeleri, temeller. Medine'de hayat olur, fıkıh, dolayısıyla saflaşırsınız, saf olursunuz, saf olursunuz. Medeniyet sürecinde de tasavvuf üzerinden hayat sunarsınız. İnsanlar size baktığında Müslümana imrenir. Ve size şunu söyleyeyim, son 40-50 yıla, 60 yıla, 70 yıla biraz daha rahat konuşalım. 100 yıla kadar bir Müslümanla tanışan bir gayrimüslim çok rahat bir şekilde çabucak Müslüman oluyordu, biliyor muydunuz? Bir Müslümanla tanıştığı zaman, bir Müslümanı gördüğü zaman adam Müslüman oluyordu. Nereden nereye geldiğimizi düşünün. Yani bu fasılda son olarak şu kadarını söyleyeyim. Akaid İslam'ın kodlarını veriyor. Sabiteleri, dolayısıyla kodları belirliyor. Kod. Sabiteleri belirliyor. Fıkıh İslami hayatın koordinatlarını belirliyor. Koordinatlarını belirliyor. Dolayısıyla tasavvuf da İslami hayatın yol haritasını dolayısıyla çizmiş oluyor size. Şimdi kodlar, koordinat ve yol haritası. Bunlar önemli şeyler. Yani bunların üzerinde acayip bir şekilde kafa yormamız lazım. Şimdi tekrar başa dönüyorum. Dedim ki iki büyük medeniyet krizi yaşadık. Birincisi 13. yüzyılda zirveye ulaştı. Bağdat düştü. Doğu cephesi yerle bir oldu. Dolayısıyla Kurtuba düştü 1326'da. O da Batı cephesi de yerle bir oldu. Ama Müslümanlar her şeylerini yitirmelerine rağmen inançlarını ve kendilerine olan güvenlerini yitirmediler. Niçin? Önceden hazırlık yapıldığı için. İslam hızlı bir şekilde yayıldığı için bütün medeniyetlerin üzerine oturdu. Bütün dinlerin üzerine oturdu. Bütün kültürlerin üzerine oturdu. Temasa geçmediği kültür yok. Temasa geçmediği medeniyet yok. Bu çok önemli bir şey. Hiçbiri İslam'ı yutmadı. İslam'da hiçbirini yutmadı ve uyutmadı. Hem bugüne ilişkin bir şey söylüyorum hem geleceğe ilişkin bir şey söylüyorum. Batılılar da bütün medeniyetlerle temasa geçtiler. Hepsini yuttular ve hepsini uyuttular. Bütün medeniyetlerin kökünü kazıdılar. Toynbee bize bunu anlatıyor. Yeryüzünde insanlık tarihi boyunca geliştirilmiş toplam 26 medeniyetten 16'sını 300 yıl gibi, 300 yıl çok kısa bir süredir. Medeniyetler tarihinde çok kısa bir süredir. 300 yıl gibi kısa bir zaman dilimi içinde 16'sını hilen yok ettik, 9'unu fosilleştirdik diyor adam. Müslümanların böyle bir ilkelliği olmadı. Böyle bir ilkellik sergilemediler. Çünkü Müslümanlar hakikatin tadını almanın coşkusunu yaşadılar. O coşkuyla yaşadılar. Müslüman olmanın coşkusunu yaşadılar. Tamam, bu çok önemli bir şey. Neyse, yani dolayısıyla bütün medeniyetlerle temasa geçtiler. Hızlı yayılan bir din, bütün kültürlerle, felsefelerle temasa geçtiler. Dolayısıyla etki aldı. Yani İslam'ı, İslam akidesini, Müslüman toplumların akidesini de aynı zamanda zedeleyecek, sarsacak bir sürü şeyler oldu. Tamam mı? Hristiyanlık da benzer bir şey yaşadı. Grek düşüncesiyle irtibata geçti. Grek düşüncesi Hristiyanlığı yuttu, uyuttu, bitirdi. Yani biraz gnostik geleneklerle irtibata geçti. Mısır havzasındaki gnostik geleneklerle, mistik geleneklerle, dolayısıyla Hint tecrübesiyle falan irtibata geçti. Hristiyanlık çok rahat bir şekilde yutuldu, uyutuldu. Ve şunu unutmayın, Toynbee'nin söylediği bir şey vardı. Arnold Toynbee'nin gene Osmanlı insanlığın geleceğidir diye bir laf ediyor adam, tamam mı? Yani bizim kolay kolay anlayabileceğimiz,
bir cümle değil bu. Yani zihnimizde canlandırabileceğimiz bir cümle değil. Biz orada değiliz. Biz orayı terk ettik çünkü. Bu cümlenin bir şekilde, herhangi bir şekilde bizim zihnimizde karşılığı yok. Tamam mı? Çünkü tarih bilinci linç edilmiş tek toplum biziz. Hem tarihi yapıyorsunuz. Tarih yapan bir toplumsunuz. 1000 yıldır insanlık tarihini yapıyorsunuz. İlk 700 yılını siz yapıyorsunuz. 1000 yılın Selçuklu, Eyyubi, Osmanlılarla birlikte insanlık tarihini siz yapıyorsunuz. İslam tarihini değil sadece. İnsanlık tarihini. Üç kıtanın tarihi. Üç kıta demek Asya, Avrupa, Afrika. Hem de sizin bu kadar muazzam bir tarih tecrübesi var ortada. Hiçbir kültürü, dini, medeniyeti falan yok etmiyorsunuz. Hepsinden besleniyorsunuz, hepsini besliyorsunuz. Vesaire. Farklı dinlerle, kültürlerle, medeniyetlerle her birinin birbirinden beslenmesini sağlayarak nasıl bir arada yaşanılabileceğinin formülünü sadece siz geliştiriyorsunuz. Darül İslam kuruyorsunuz. Darüsselam kuruyorsunuz. Darül insanı kuruyorsunuz. Osmanlı'da zirveye ulaşıyor bu. Yani Medine'den süt emmiş bir yolculuk bu. Medine'den süt emmiş bir yolculuk. Osmanlı'da kemal noktasına ulaşıyor. Osmanlı insanlık tarihinde kemal noktasıdır. O yüzden o cümleyi kuruyorum. Güzel cümle. Tekrar ediyorum burada da. Osmanlı hem aşılamamıştır hem de anlaşılamamıştır. Ve en çok da kendi çocukları tarafından anlaşılamamıştır. İğrenç olan şey de bu. İnsanı çıldırtan şey de bu. Osmanlı hem anlaşılamamıştır hem de aşılamamıştır. Anlaşılamadığı için aşılamadığı da anlaşılamamıştır. Tamam mı? Bu çok ürpertici bir şey. Çok ürpertici bir şey. Yani biz Osmanlı tarihçisi yetiştiriyoruz. Amerika'da yetiştiriyoruz. Birinci sınıf Osmanlı tarihçileri Amerika'da yetişiyor. Niye? Amerikalılar çatır 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 yarım asırdır Amerika'da üniversitelerde Osmanlı kürsüleri kuruyor. Salak mı bunlar? Bu adamlar salak mı? Niye kardeşim? Biz de bir asırdır Osmanlı'ya küfretmekle, küfürde yarışa girmekle meşgulüz. Habire küfredip duruyoruz. Böyle tuhaf bir şey. Söyleyeyim, geri geldi. Bir daha söyleyeyim, boşa gitmesin. Mesela Osmanlı arşivleri son 14-15 senedir sürekli şey var. Benim aldığım raporlar var. Her sene rapor alıyorum oradan. Osmanlı arşivlerine kim geliyor biliyor musunuz? Araştırma etmeye. Osmanlı'yı araştırmaya. %60-70 Amerikalılar. Gelenlerin %60-70 Amerikalılar. İkinci sırada Avrupalılar var. Üçüncü sırada Japonlar var. Dördüncü sırada Araplar var. Beşinci sırada Türkiş mafiş var. Biziz yani. Bu kadar yani. İşin meselenin ne kadar vahim olduğunu anlayın. Ama Osmanlı anlaşılamamıştır, aşılamamıştır. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Dikkat edin. Çok önemli bir şey söyleyeyim. Ya bakın. Darül İslam kuruldu. 3 sütun dikildi. 3 sütun. Darül İslam, İslam yurdu. Darül Selam, sulh, selamet, hak, hukuk ve hakkaniyet yurdu. Tamam mı? Sulh yurdu. Barış yurdu diye çeviriyoruz ama saçma bir çeviri. Sulh başka bir şey, barış başka bir şey. Sulh, salah demek aynı zamanda. Değil mi? Salah, salaha ermek. Yani Müslümanlar bugün, madem yeri geldi söyleyeyim. Müslümanlar bugün felaha değil de refaha odaklanırlarsa asla iflah olamazlar. Biz refaha odaklanmış durumdayız. Felahı iplemiyoruz. Hiç umurumuzda değil. Felah nedir? Dolayısıyla ne salaha erebiliriz ne de iflah oluruz böyle giderse. Kimsenin moralini bozmak istemiyorum ama böyle tehlikeli bir süreç var. Dolayısıyla Darül İslam, Darül Selam ve Darül İnsan, insanlık yurdu. Tarihte bu 3 sütunu dikebilmiş ikinci bir medeniyet yok.
barış yurdu, insanlık yurdu. Bütün medeniyetlere hayat hakkı tanıyacak, hiçbirinin kökünü kazımayacak, hepsinden beslenecek, hepsini besleyecek. Bu çok önemli bir şey ya. İkinci bir medeniyet tecrübesi yok. Ne Hintliler, ne Çinliler, ne Ruslar, ne Japonlar, ne Amerikalılar, ne Afrikalılar bunu başaramadılar. Onun için bizim üzerimize geliyorlar. Çin'i teslim aldılar. Çin gitti. Yani şu an bizim yaşadığımız 200 yıllık süreçte, ikinci medeniyet krizi sürecinde yaşadığımız enteresan bir sorun var. Mesela Çin kapitalizm üzerinden uyutuldu ve yutuldu. Şöyle bir cümle kuruyorum ben. Bu güzel bir cümle. Bayağı çok özür dilerim. Acayip zihninizi açacak bir şey, bir cümle. Bu yani onu da söyleyeyim. Yeri geldi madem. Bir daha şey yapayım. Yani İslam dünyası üzerine acayip bir şekilde çullanmış durumdalar. Değil mi? Görüyorsunuz. Kan, gözyaşı aldı başını gidiyor. İslam dünyası perişan durumda. Ne istiyorsun kardeşim sen? Ne istiyorsun? Bakın. Bize neden Batılılar İslam dünyasında İslam dünyası üzerinden acayip bir şekilde bize kan kusturuyorlar? Bu sorunun cevabını çok materyalist bir şekilde veriyorlar. Analizciler, televizyonlarda şurada burada falan cirit atan tipler. Müslüman adamlar, tonla Müslüman adamlar gerizekalı ama. Profesör Avuzettin. Bu kadar net söylüyorum yani. Gerizekalı adam. Profesör olmak marifet değil. Tamam mı? Adam diyor ki işte bilmem doğal gaz yatakları, petrol yatakları falan var diyor. Abi sen salak mısın? Yani zaten adam işgal etmiş durumda. Onu alacak zaten. Onu alıyor zaten. Başka bir şey yapıyor. Görmüyor musun sen? Vehhabi ne icat etti adam ya? 2 asır önce Vehhabi ne icat etti? Hindistan'da Kadiyani ne icat etti? Bunun petrolle ne alakası var? Mal. Beyinsiz. Çok özür dilerim. Ondan sonra profesör bilmem ne diye geçiniyorsun. Üstelik de ezbere konuşuyorsun. Bak ya okusana. Bak Bush doktrini. Amerikan başkanları doktrin hazırlıyor. Ulusal güvenlik stratejileri hazırlıyorlar değil mi? Bush doktrini. National Security doktrini. Tamam mı? Hazırlıyorlar adamlar. Ne diyor Bush doktrininde? 2004. Ne diyor biliyor musunuz? Söylediği şey şu. Bizim Orta Doğu'ya Hazar Havzası'na yerleşmemizin nedeni Orta Doğu'daki Hazar Havzası'ndaki doğalgaz ve petrol yatakları değil diyor. Tek nedeni var. Bizim hakimiyetimizi kabullenmeyen, bize boyun eğmeyen bir paradigma var. Onu çökerteceğiz diyor. O yüzden ben şunu söylüyorum bakın. Osmanlı kapitalizme direndiği için bilfiil bunu yazın. Bu cümle güzel bir cümle. Osmanlı kapitalizme direndiği için bilfiil çökmüştür. Bilfiil fiilen çökmüştür. Osmanlı kapitalizme direndiği için bil kuvve yaşıyor. Osmanlı kapitalizme direndiği için bedenen öldü. Osmanlı kapitalizme direndiği için teslim olmadığı için ruhen yaşıyor. Ruhunu korudu. Söylediğim bu. O yüzden siz dünyanın neresine giderseniz gidin, ister Güney Afrika'ya gidin, ister Fas'a gidin, ister Moro'ya gidin, Patani'ye gidin, Balkanlara gidin. Osmanlı insanlar dua ediyor. Gözyaşı döküyor. Ben defalarca tanık oldum buna. Defalarca tanık oldum. İşte Mehmet Görmez Hoca ile gittik bir defasında. Yemen'e. Yemen'in çarşısında dolaşıyoruz. Bunu anlattım değişik yerlerde. Yeni madem girdim yeni arkadaşlar var. Anlatmış olayım. Sivil kıyafetle dolaşıyor hoca da. Ondan sonra Sana'da, o meşhur Sana çarşısında.
Adam bir tane adamcağız bizi geriden 70 yaşlarını falan yaşlı, bayağı da yıpranmış. Biz dikizlemeye başladı. Ben dedim ki hocaya, arkadaşlara da, iletişimciyim ben. Biraz dikkat edelim dedim yani. Birisi bizi dikizliyor. Bir şey olacak belli. Yani fazla istifimizi bozmayalım dedim. Ondan sonra adam bizim Türkiye'den gelip gelmediğimizden emin olmak istiyor. Onu anladık. Geldi adam, Türkiye'den olduğumuzu anladı. Bir cümle kurdu. Bu cümleler her yerde, her an kuruluyor bugün. Bunu bilin. Dedi ki, İstanbul düştü, İslam dünyası düştü dedi. İslam dünyasının yeniden ayağa kalkabilmesi için İstanbul'un yeniden ayağa kalkması gerekirdi. Acayip bir laf ya. Yemen kardeşim, bunu bir İngiliz için söyleyebilir mi? Bir İngiliz için herhangi biri, bir Fransız için, bir Amerikalı için dünyanın herhangi bir yerindeki böyle yüreğinden koparak böyle bir laf edebilir mi? Düşünebiliyor musunuz? Olmayacak bir şey. Bu olmayacak bir şey. Madem yeri geldi bir daha anlatayım. Başka bir şey de anlatayım. Bunu da çok anlattım. Sri Lanka'da Tayyip Erdoğan'ın hastalandığı dönem hatırlıyor musunuz? Adam öldüreceklerdi adamı. Sri Lanka hastalandığı bir dönem vardı. Uzun adam hikayesi. Ondan sonra hastalandığı bir dönem vardı. Tam o sıralarda, çok uzatmadan kısa anlatacağım. Sri Lanka'ya bir dağ köyüne gittik. Hem özürlü hem yetimler için İHA üzerinden bir yardım yapacağız. Okul açacağız. Kurulmuş bir şey var. Onun şeyine okul açıldı. Bakımına falan bakacağız. Falan ziyaret ediyoruz. Hem yetim hem özürlü. Sri Lanka. Tayyip Erdoğan'ın hastalığını düşünün, tam nerelere kadar gitmiş. 12 yaşındaki ilk karşılaştığım çocuk, Muhammed çocuğun ismi, bana ne sordu biliyor musunuz? Erdoğan'ın sağlığı nasıl diye sordu. Bu çok önemli bir şeydir. Bu çok değerli bir şeydir arkadaşlar. Hiç kimse mesela kraliçe için böyle bir şey söylemez. Geversin der. Dünya bir hislikten kurtuldu der. Kesinlikle, hiç abartmıyorum ben. Bu çok önemli bir şey. Osmanlı kapitalizme direndiği için bil hil çöktü. Osmanlı kapitalizme direndiği için bil kuvve ruhen yaşıyor. O yüzden insanlar bir sürü şey yaşıyor bizimle ilgili. O yüzden dünya bize bakıyor. Batılılar da bize bakıyor. Mazlum dünya da bize bakıyor. Batılılar bunlar gelecek mi? Bilmem ne falan diye bakıyor. Çünkü biz gelince onlar gidecek. Tutunabilmeleri mümkün değil. Demokrasi, insan hakları, özgürlükler diyorlar. Dünyanın neresine özgürlük götürmüş? Neresine demokrasi götürmüş? Neresine insan hakları götürmüş bunlar? Böyle bir şey yok ki. Masal. Dünyanın kanını emiyorlar. Bizden başka batıya tapan, bu kadar tapan ikinci bir toplum yok. Ben batıdan sonuna kadar besleneceğim. Almam, aptal değilim. Bakın bu cümleleri kurduğum için kör kütük batı düşmanlığı yapmıyorum. Buradan öyle bir şey çıkarmayın. Gerizekalı değilim ben. Ben batıdan alacağım şeyi alacağım. Ve ben batılılara dün yaptığım şeyi yarın da yapacağım. Dün batılılara atalarını ben öğrettim. Dün Grek düşüncesini batılılara ben öğrettim. Benden öğrendiler. Kendileri öğrenemediler. Kendileri girdiler Hristiyanlar. Grek düşüncesiyle irtibata geçtiler. Beceremediler. Ellerine yüzlerine bulaştırdılar. Dini mahvettiler. Dinin içini boşalttılar. Dini yuttu ve uyuttu. Başaramadılar bunu. Ben öğrettim. 6-7 asır sonra biz çıktık tarih sahnesine. İslam tarih sahnesine çıktı. Bir asırda temasa geçtik biz Grek düşüncesiyle. Bir asır. Hint düşüncesiyle, Çin düşüncesiyle, Mezopotamya havzasıyla temasa geçtik bütün medeniyetlerle. Manyak bir şeyden bahsediyorum biz. Ve bizden öğrendiler. Adamlar atalarını hem yutmadık hem uyutmadık. Hem de kendimizin dolayısıyla yutulmasına, uyutulmasına izin vermedik. Neden? Hakikat bu. Hakikat. Hakikatin gücü. Biz bunun farkında değiliz. Hakikatin gücünün farkına ne zaman varabiliriz?
Çok önemli bir şey söylüyorum. Ucuz kitap listesini boşuna yayınlamadım. Karşılaştırmalı medeniyetler tarihi okuduğunuz zaman, dinlere, kültürlere, medeniyetlere, felsefelere baktığınız zaman, bir bütün olarak hepsini tanıdığınız zaman, o zaman İslam'ın farkını görüyorsunuz. O zaman İslam'ın farkını, yani hiçbir şekilde karşılaştırılamayacak kadar ülkeleriyle, ülkeleri ve kurduğu ülke arasındaki farkı görüyorsunuz. Ülkeleri, ülküsü, ülkeleri ve dolayısıyla kurduğu ülke, coğrafya, dünya, tamam mı? Bu farkı görüyorsunuz. Hiçbir zaman ülkeleriyle, ülküleri, dolayısıyla ülkesi çelişmiyor. Çünkü emredilen şey ne? İlmiyle amel edecek. Bu kadar. İlmiyle amel etmiyorsa hiçbir anlamı yoktur ve zararlıdır o. Faydasız ilimden Allah'a sınırımın esprisi biraz da budur. Değil mi? İlmiyle amel edecek, Allah-u Teala onlara ilmiyle amel edeni bilmediklerini de lütfedecek. Manyak bir şey bu ya. Acayip bir şey bu. Onu söyledim. Geçen hafta söyledim galiba. Yani ilim, irfan ve hikmet yolculukları bu. Bu hadisi bu şekilde dolayısıyla kodlamış oluyorum ben. Kodlamış, deşifre etmiş oluyorum aynı zamanda. Dekod. Yani ilmiyle amel etme, ilim yolculuğu, amel etme, irfan yolculuğu, pratiğe aktarma, hayat haline getirme. Kişinin, kişiye bilmediklerinin ilmiyle amel edene bilmediklerinin öğretilmesi de hikmettir. İlim artı irfan dolayısıyla eşittir hikmettir. Bunu söylüyorum zaten. Bu formül önemli. Şimdi son olarak şunu söyleyeyim burada bu fasılda. Çin bütün Amerikalıların yayınladıkları, Batılıların, diğer Avrupalıların yayınladıkları raporlarda, özellikle Amerikalıların yayınladıkları raporlarda önümüzdeki 25 ila 30 yıl içinde dünyanın en büyük süper gücü haline gelecek. Amerika'yı sollayacak. Bu Çin'in geldiği, gelmekte olduğu, gerçekten geldiği, gelmekte olduğu anlamına gelebilir mi? Görünüşe bakarsanız evet, Amerika'yı geçecekse geliyor demektir. İyi de Çin neye geliyor? Bence yok olmaya geliyor. Yok olmaya geliyor. Yani bir medeniyet fikriyle Batı uygarlığının dışında yeni bir fikirle, yeni bir medeniyet fikriyle gelme. Kapitalistleşiyor, uyutuluyor ve uyutulacak. Yani Konfüçyanizm üzerinden, Taoizm üzerinden vesaire, Çin medeniyet tecrübesi üzerinden yeni bir insan tasavvuru, hakikat tasavvuru, eşya tasavvuru, tanrı tasavvuru, siyaset tasavvuru, ahlak tasavvuru, sanat tasavvuru, estetik tasavvuru geliştirmiyor. Kapitalistleşiyor, uyutulacak ve yutulacak. Yeni bir medeniyet fikri ile gelmiyor. Tamam mı? O yüzden bakın şunu söylüyorum. Sadece Çin'i yok etmeliler. Çin'i bu şekilde dümdüz ederek, kendilerine benzeterek, yutarak ve uyutarak, kapitalistleştirerek dolayısıyla yok etmiş oluyorlar. Aynı zamanda Konfüçyanizmi de yok ettiler. Ruhunu da yok ettiler. Konfüçyanizm, Taoizm, dolayısıyla kısmen Budizm ruhudur. Bakın. Çin'i dize getirdiler ama Konfüçyanizmi de dize getirdiler. Fosilleştirdiler. İslam dünyasını dize getirdiler ama İslam'ı dize getiremediler. Şimdi başta kurduğum cümleyi hatırlayın. Ne dedim? Birinci medeniyet krizi sırasında Müslümanlar her şeylerini yitirdiler ama inançlarını, kendilerine olan güvenlerini yitirmediler. Niçin? Çünkü önceden hazırlık yapıldı. Farklı dinlerle, kültürlerle, medeniyetlerle temasa geçince ister istemez onlardan etki alındı. Onların şu ya da bu şekilde negatif, pozitif bir sürü etkiler alındı. Akide sarsılmaya başladı. Akide sabiteler. Sabitelerini yitiren toplumlar değişkenleri sabite katına yükseltir. Ve değişkenler sabitelerini yitiren toplumları tanınamayacak kadar değiştirir. Darmadağın eder. Değişkenlerin kölesine dönüşürler.
sabite akidenin işi. Akidenin. Dolayısıyla değişken fıkhın işi. Akide ışığında, sabiteler ışığında fıkıh değişkenleri yorumlar. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Neyse, mezhepler onun için var. Mezhepler onun için var zaten. Değişkenlerin sabite katına yükseltilmesinin önüne geçebilmek için. Batılıların sorunu bu, Çinlerin sorunu bu. Yani diğer medeniyetlere baktığınız zaman değişkenleri sabite katına yükselten bir yolculuktan bahsediyoruz. Ne oldu? İnsanı putlaştırdılar. İnsanı hümanizmle birlikte insanı tanrılaştırdılar. İnsanı modernlikle birlikte, hümanizm modernlikle birlikte insanı her şeyin ölçüsü ve ölçütü katına yükselttiler. Bugün kimse hümanizmden bahsedemez. Kim hümanizmden bahsediyor? Gerizekalı demektir. Çağ dışıdır. Post hümanizmi konuşuyoruz biz artık. Modernlik bitti. Postmodern çağda yaşıyoruz. Dolayısıyla insan hayatın merkezine yerleştiremezsiniz. Geçen hafta da söyledim. Yani insan yaratılmış bir varlık. Yaratılmış. Yaratan bir varlık değil. Aslı değil, arzi. Yaratan değil, yaratılan. Yani dolayısıyla siz yaratılmış bir varlığı yaratılan katına yükselttiğiniz zaman her şey tarumar edersiniz. Onu söyledim. Yani asli olanla arzi olan arasındaki ilişki, asli olanı mesela akıl. Siz aklı alıyorsunuz, her şeyin merkezine yerleştiriyorsunuz, insanın merkezine, insanın en önemli yetisini aklı, her şeyin merkezine yerleştiriyorsunuz, her şeyi akılla açıklamaya çalışıyorsunuz. Böyle saçma sapan bir şey olmaz. Dolayısıyla aklın aşırılıklarından kurtulamazsınız. Ne oldu? Bilimsel devrim yapıldı. Yani Galileo'su, Kopernik'i, Kepler'i, Descartes'i bilimsel devrimi yaptılar. Hem keşifler çağı oldu, hem yeri hem göğü keşfettiler. Astronomi bilmem ne gelişti, fizik gelişti bilmem ne. Sonra bütün kıtaları sömürgeleştiren bir yolculuğa çıktılar. Ne oldu? Kant'ın terimleriyle söyleyeyim. Epistemolojik iyimserlik. Batılılarda biz artık her şeyi yapabiliriz. Özgüveni oluştu. Aşırı özgüveni. Aşağılık kompleksi ne kadar tehlikeliyse bir toplum için aşırı özgüven duygusu da o kadar tehlikelidir. Özgüven başka bir şeydir. Aşırı özgüven başka bir şeydir. Aşırı özgüven duygusu kibri besler. Ve o aşağılık kompleksinden kaynaklanır. Bir yerde kibir varsa yetersizlikten, zaafların bir şekilde örtülmesinden, üstünün örtülmesinden filan kaynaklanır o. Yetersizlikle ilgili bir şeydir kibir, tamam mı? Dolayısıyla aşırı özgüven duygusu kibrin ifadesidir. Biz her şeyi yapabiliriz. Dünyayı değiştirebiliriz. Tabiatı değiştirebiliriz. Descartes ne dedi? Tabiatın efendileri ve hakimleri olacağız dedi. Kimsin sen ya? Düşünün yani. Tanrısal bir rolü oynuyor adam. Ne oldu? Ne oldu? Bu epistemolojik iyimserlik, her şeyi bilme, her şeye sahip olma, her şeyi kontrol etme iyimserliği 1-2 asır sürdü. Yani hemen 19. yüzyıldan itibaren üstelik de sanayi devrimi başlamış. Siyasi devrimler bitmek üzere neredeyse. Ondan sonra düşünce devrimleri bitmiş. Yani aydınlanma çağları falan hepsi bitmiş. Yani Alman aydınlanması, Fransız aydınlanması, İskandinav, İtalyan, İskoç aydınlanması bunlar bitmiş. Her şey bitmiş. Ama yeni bir şey başlamış. Manifestonun başında söylediği komünist manifestonun Marx'la Engels'in Avrupa'nın üzerinde bir kara bulut dolaşıyor. Şimdi epistemolojik iyimserlik yerini ontolojik kötümserliğe terk ediyor. Yani biz her şeyi yapabilirizden dünyayı cehenneme çevirdik. Avrupa'yı cehenneme çevirmek üzereyiz. Yeri noktasına geliyorlar. Tamam mı? Bu çok önemli bir şey. Yani akıl sınırlı bir şey. Aklı kullanacaksın. Müslümanların aklı kullanmamak, akılla ilgili bir sorunları yok ki. Yani bugün salak salak konuşan insanlar, Müslümanların böyle bir sorunu olmadı. Böyle bir dertleri yok. Tamam mı? Aptal aptal insanlar konuşmasın. Neyi, nerede, nasıl,
kullanmamız gerektiği meselesi üzerinde kafa yormamız lazım. Nitekim arzi olanı asli olan katına yükselttiler. Katı olanı buharlaştırdılar. Katı olan buharlaştı. Her şeyi dolayısıyla tanınamaz hale getirmiş oldu. Arzi olanı asli olan katına yükseltmek dondurmak demek. Arzi olanı dondurmak demek. Dolayısıyla patlamaya hazır bombaya dönüştürmek demek. Aklın putlaştırılması dolayısıyla patlamaya hazır bombanın imali demek. O imal edildi ve Avrupa 19. yüzyılda inanılmaz bir kargaşanın eşiğine sürüklendi. Sosyal devrimler falan filan kasıp kavurdu. 19. yüzyıl, 20. yüzyılda da ne oldu? Çöktü. Dışarıdan bir saldırıyla değil. Karşılaştırmalı medeniyetler tarihi okumanın, dolayısıyla tarih felsefesi üzerinden okumanın faydası bu. İslam medeniyetiyle pagan uygarlıkları, dolayısıyla özellikle Batı uygarlığını mesela çöküşler açısından böyle karşılaştırın. İslam medeniyeti hiçbir zaman içeriden çökmemiştir. Dışarıdan bir saldırıyla çökmüştür. İslam medeniyetindeki havzalar Endülüs işte değil mi? İçeriden bir saldırıyla değil, içeriden bir kargaşayla, zaafla, felsefi zaafla falan değil, dışarıdan bir saldırıyla çökmüştür. Batı uygarlığı, Grekler böyledir, Romalılar böyledir, Avrupa tecrübesi böyledir, Amerika da böyle olacak. Dışarıdan bir saldırıyla değil, içeriden zaafın azmanlaşmasıyla birlikte, içerideki felsefi zaafın, dolayısıyla insanı azdıran, azmanlaştıran o zaafın kontrolden çıkmasıyla birlikte çöktü. Tamam mı? Yani en son Avrupa'nın yaşadığı tecrübeyi görüyorsunuz. Adamlar her şeye sahipler. Bilimsel devrimi, siyasi devrimleri, düşünce devrimi hepsini yapmışlar. Bütün dünyaya hakim olmuşlar. Güçlerin zirvesine ulaşmışlar. Ne olmuş? Gücü kutsamışlar. Teknolojiyi kutsamışlar. Bilimi kutsamışlar. Aracı kutsamışlar. Araçlar kutsandı. Amaçların önüne geçti. Ve dolayısıyla insan amacını yitirdi. Araçların kölesine dönüştü. Güç araçtır. Kutsandığı zaman kusar. Kusar. Kan kusturur. Tam bunu yaşadı. Böyle bir şey yaşadı. Şimdi ne dedim? Birinci medeniyet krizi sırasında biz her şeyimizi kaybettik ama İslam'a olan inancımızı, kendimize olan güvenimizi asla kaybetmedik. Çünkü tarihe 3 asır önce 3 tane adam çıktı. 2 asır, 3 asır önce Melikşah, Nizamülmülk, Melikşah ve Gazali. Bakın Nizamülmülk Melikşah'ını buldu. Melikşah da Gazali'sini buldu. Ve Gazali'nin öncülüğünde Gazali'ye boşuna vurmuyorlar. Bunu unutmayın. Gazali'ye oryantalistler boşuna vurmuyorlar. İslam düşüncesini bitirdi diye boşuna vurmuyorlar. Halbuki yolculuk onunla başladı. Krizi biz onunla açtık. Çok önemli bir şey söylüyorum ben. Adamlar boşuna vurmuyorlar. İslam felsefesiyle ilgili yazılan kitaplarda Gazali İslam düşüncesini bitirdi. Bütün ilahiyattaki hocalarımız, arkadaşlarımız, bütün felsefe ölümlerindeki, sosyal bilimlerdeki arkadaşlarımız, bütün İslami çevreler, şunlar bunlar, Marksistleri, solcuları falan geçiyorum. Zaten ezbere gidiyorlar. Bu zokayı yutmuş durumdalar. Gazali bitirdi bizi. Sen Gazali'yi anlayabildin mi kardeşim ya? Gazali ne yaptığını anlayabildin mi sen? Gazali ne yaptığını anlayabildin mi? Anlayamadın. Böyle ezbere konuşuyorsun. Batılılar yazıyorlar. Nereden vuracaklarını biliyorlar. Bunları daha sonra geleceğim. Batılıların üzerine yoğunlaştıkları 3 tane mesele var. İslam dünyasında üzerine yoğunlaştıkları akademide 2 asırdır bizimle ilgili geliştirdikleri 3 tane proje var. Akademide. Birincisi Osmanlı'nın unutturulması. İkincisi Gazali'nin vurulması. Üçüncüsü Hazreti Peygamber'in konumunun sarsılması. Dikkat edin. Osmanlı'nın unutturulması, Gazali'nin vurulması, Hazreti Peygamber'in konunun sarsılması. Üçü de bir yerde buluşuyor. Üçünün buluştuğu bir yer var. Dikkat edin.
Osmanlı'nın unutturması, Gazali'nin vurulması, Gazali İslam düşüncesini bitirdi falan diyerek Gazali'nin pabucunun dam atılmaya çalışılması, dolayısıyla vurulması, dolayısıyla Hazreti Peygamber'in konu sarsılması. Üçü de kurucu. Gazali de kurucu, Osmanlı da kurucu, Hazreti Peygamber de kurucu. Dolayısıyla adamlar neyi, niçin vurmaları gerektiğini çok iyi biliyorlar. Bizim ahmaklarımız hariç. Bizim ahmaklarımız hariç. Şimdi dikkat edin. Gazali ne yaptı? Gazali'nin yaptığı şey şu. Gazali çeyrek asırda 1000 yılın tohumlarını ekti. Çeyrek asırda 1000 yılın tohumlarını ekti. Akidede kodları belirledi. Sabiteleri fiksleştirdi iyice. Dolayısıyla fıkıhta, fıkıh usulü özellikle yaptığı en önemli şeylerden birisi o. Fikirde, dolayısıyla akidede fikir fıkıh. Tamam mı? Bu önemli bir şey. Bütün ilimlerin kaynağı bizde fıkıhtır. Bunu da unutmayalım. Bütün İslam ilim tarihindeki bütün ilimlerin kaynağı fıkıhtır. Fıkıh daha sonradan başka bir süreç yaşadı. Vesaire. Dolayısıyla üçüncüsü de siyasette dolayısıyla terbiye tezkiye meselesi deyin siz buna. Aynı zamanda dolayısıyla tasavvufta işin içine onu katın. Üç sütun dikildi. Yani özetle söylediğim şey akidede, fikirde ve siyasette dolayısıyla akidede, fıkıhta ve tasavvufta üç sütun dikildi. İslam dünyasının, Müslümanların bütün saldırıları, püskürtmelerini sağlayabilecek muhkem omurga bu. Ehli sünnet omurga. 1000 yıl İslam dünyasını diri tutan, 1000 yıl iddialı İslam dediğimiz şeyi dimdik gerçekleştiren, ayakta tutan, hayata geçiren bir tecrübe bu. Gazali bunu nasıl başardı? Bakın bir şey söylüyorum. Bu çok önemli bir cümle kuruyorum. Mekke süreci akidedir. Dolayısıyla sabitelerin belirginleştirilmesidir. Dolayısıyla Mekke süreci ümmileşme yolculuğu gerçekleşmiştir. Zihnin arınması, zihinsel hicret, zihnin Müslümanlaştırılması, zihnin Müslümanlaştırılması, dilin Müslümanlaştırılması, dolayısıyla şahsiyetin Müslümanlaştırılması. Medine süreci ümmetleşme sürecidir. Mekke'de ümmileşildi, Medine'de ümmetleşildi. Vesaire. Bunu burada da bu kadar söylemiş olayım. Şimdi dolayısıyla birinci krizde her şeylerini 13. asırda 14. asıra sarkan süreçte Müslümanlar her şeylerini kaybetmelerine rağmen Ehl-i Sünnet omurga kurulduğu için akide, fikir ve siyasette muhkem bir yolculuk gerçekleştirildiği için Müslümanlar çok rahat bir şekilde toparlandılar. Hatta öylesine toparlandılar ki bizi yok edenler Müslümanlaştı. Moğollar. Hızla Müslümanlaştı. Bu budur. Tarih budur. İslam tarihi çok acayip bir tarih. Tarihte böyle bir şey göremezsiniz. Başka medeniyetlerin tarihinde böyle bir şey göremezsiniz. Yani Müslümanlar yok oluyor. Bakın güçte değil. Müslümanlar yok oluyor. Müslümanları, Selçukları yok eden adamlar Müslümanlaşıyor. Yani biz onları yok ediyoruz, saldırıyoruz bilmem ne falan. Ondan sonra onlar da bizim saldırılarımıza dayanamıyor. Dolayısıyla sömürgecilik faaliyetleri gerçekleştiriyoruz, asıyoruz, kesiyoruz. Dolayısıyla ondan sonra Müslüman oluyor falan. Değil. Böyle bir şey yok. Bizim tarihimizde yok. Çok önemli bir şey söylüyorum ben. Neden İslam'ın, dolayısıyla Osmanlı'nın en son temsilcisi olarak insanlığın geleceği olduğunu buradan çıkarabilirsin net bir şekilde. Başkalarına hayat hakkı tanıyabilen tek medeniyet tecrübesi, kendi olarak, kendi kalarak, başkalarıyla ilişkiye geçerek, irtibata geçerek, başkalarından beslenerek, başkalarını besleyerek, her birinin birbirinden beslendiği, her birinin birbirini beslediği yegane
evrensel, universal aşılamamış tek medeniyet tecrübesi. Kardeşim, ben bunu söylüyorum ve tarih yazıyorum burada. Şu an tarih yazıyoruz. Bunu bilin. Yarın 100 sene sonra herkes bunu konuşacak. Bugün nasıl 2 asırdır Batı uygarlığı, Batı uygarlığı, Batı uygarlığı diye konuşuyorsa, düşünce devrimlerini, siyasi devrimleri, demokrasiyi, özgürlükleri, insan haklarını, hukukun üstünlüğünü, içi boş olmasına rağmen, hiçbir şey vermemesine rağmen bize, özde esas itibariyle hiçbir yere özgürlük götürmemelerine rağmen, hiçbir yere özgürlük kazandırmamasına rağmen, herkesin kökünü kurutmasına rağmen, demokrasinin, batılı demokrasinin gittiği yerlerde, batı uygarlığının, modernliğin, sekülerleşmenin yaygınlaştığı yerlerde, insanların kendi kültürlerini nasıl çöle çevirdiklerini, ülkelerini, yurtlarını, dünyalarını çöle çevirdiklerini, kendi kültürel kodlarını nasıl yerle bir ettiklerini, tarumar ettiklerini, kendi kendilerini nasıl sömürgeleştirdiklerini görüyoruz. Ama biz böyle bir şey yapmadık. Yarın 100 sene sonra bu konuşulacak. Şöyle bir cümleyi çünkü Batılılar hiçbir zaman kuramadılar. Kilisesi, çok basit bir cümle ama çok önemli bir cümle. Kilisesi, havrası, camisi olmayan yer İslam medeniyeti değildir arkadaş. Kilisesi de olacak, cavrası da, havrası da olacak, Budist tapınağı da olacak, Tao tapınağı da olacak. Kendi hayatını, kendi dünyasını benim dünyamın içinde yaşatacak. Yaşayacak ve yaşatacak. Bunu ben sundum insanlığa. Ya bu çok önemli bir şey bu. Çok değerli bir şey bu. Bunu konuşacak insanlar. Ama insanlar da bizdeki entelijansiye da aşağılık kompleksi dibini bulduğu için hakikatin değil konjektürün izini sürüyor. Ne gidere bakıyor. Ne gider? İnsanlar ben nasıl bir cümle kurarsam bana tepki vermez. Dolayısıyla söylediğim şey hemen kabul edilir. Yani ben de takdir edilirim. Bu çok saçma bir şey. Allah rahmetini esirger. Bakın o hadis çok önemli hadis. Ya ilmiyle amel edene bilmedikleri de öğretilir diyor. Ya bu çok önemli bir şey. Lütfedilir. Siz inandığınız şeyin izini sürdüğünüz zaman sizin göremediğiniz şeyleri gösterir Allah-u Teala. Varamadığınız yerlere vardırır. Bir anda ortalık ne diyelim kabus cehenneme dönüşmüş, bir anda aydınlığa dönüşebilir. Yeter ki siz zaferin değil, seferin izini sürün. Seferden asla vazgeçmeyin. Yoldan asla vazgeçmeyin. Yoldan vazgeçtiğiniz zaman kendinizden vazgeçmişsiniz demektir. Hakikatten vazgeçmişsiniz demektir. Zaferin peşine, ganimetin peşine düştüğünüz zaman zafere ulaşamazsınız. Rezil olursunuz. Zelil olursunuz. İzzetinizi yitirirsiniz. Zillete düçar olursunuz. Tamam mı? Bu kadar net yani. Şimdi ben onu söylüyorum. Yani birinci medeniyet krizi sırasında krizin aşılması, bakın her şeylerini kaybediyorlar ama Müslümanlar inançlarını asla kaybetmiyorlar. İkinci medeniyet krizi sırasında ki yaşadığımız temel sorun bizim İslam'dan şüphe ediyor oluşumuzdur. İslam'dan şüphe ediyor oluşumuzdur. Her şeye rağmen İslam dünyasını 2 asırdır köleleştirdiler, tarumar ettiler, paramparça ettiler, hala parçalamaya çalışıyorlar. Diktatörlükler, şunlar bunlar falan üzerinden İslam dünyasını, kaynaklarını acayip bir şekilde kontrol ediyorlar. Dünyada bütün dinleri dize getirdiler, fosilleştirdiler. Müslümanlar İslam'dan şüphe ediyor olmalarına rağmen Müslümanlıkları simülatif olmasına rağmen, simülatif, sığ, sahte ve yüzeysel olmasına rağmen İslam'ı dize getiremediler. İslam'ı dönüştüremediler. Bunu yapabilmenin tek yolu var. İslam'ı dönüştürebilmenin tek yolu var. Bunu İngilizler gördüler. En iyi İngilizler gördüler. Ve 2 asır önce şark meselesi diye bir şey geliştirdiler. 2 asırlık bir proje. Bir, iki ayağı var bu şark meselesinin. Bir, İslam'ı
tarih yapan bir aktör olarak, tarih yapan bir aktör olarak İslam'ı tarihten uzaklaştırmak. Osmanlı'yı durdurdular, Hindistan'ı parçaladılar, birinci ayağını başardılar. Tarih yapan bir aktör olarak, dolayısıyla medeniyeti tarihten uzaklaştırmak. Tarih yapan bir aktör olarak İslam'ı tarihten uzaklaştırmak. İslam'ın kendisini değil, tarih yapan bir aktör olarak. Tamam mı? Tarihi yapan. Artık Müslümanlar tarih yapmıyor, tarihte tatil yapıyor. Tarihi sürükleyen Müslümanlar değil. Tarihin önünde sürükleniyor Müslümanlar. Tarihin önünde sadece biz sürüklenmiyoruz ki. Tarihi sürüklenenler batırlar, tarihin önünde sürüklenenler dünyanın bütün geri kalan kısmı. Çinliler de batırların yaptığı tarihin önünde sürükleniyor. Kapitalizmin tarihini yapmıyor onlar da. Çin tarihini yapmıyorlar. Kapitalizmin tarihini yapmıyorlar. Ama Çin'i delik deşik ederek. Yani tehlike iki defa büyük. Tamam mı? Vesaire. Tarihi sürüklüyor musunuz? Tarihin önünde sürükleniyor musunuz? Soru bu. Bu sorunun cevabı çok net. Tarihin önünde sürükleniyoruz. Birileri tarih yapıyor. Biz o tarihin önünde sürükleniyoruz. Ama 100 sene önce böyle değildi. 200 sene önce hiç böyle değildi. Tamam mı? Yani o yüzden başka bir şey daha söylüyorum. Bu da bayağı şık bir cümle. Zihin açıcı ve şık bir cümle. Şöyle bir cümle kuruyorum ben. Şiirsel biraz da öyle diyelim. Bugün burada değil. Bugün burada değil. Çünkü biz burada değiliz. Dün buradaydı. Çünkü biz buradaydık. Buraya İslam hakimdi. Bugün burada değil, çünkü buraya İslam hakim değil. Sömürgeciler hakim. Bugün burada değil, çünkü biz burada değiliz. İslam dünyası diye bir yer yok. Bunu defalarca söyledim. Bu çok zihin açıcı bir şey. İslam dünyası diye bir yer yok. Çünkü İslam'ın şekillendirdiği bir dünya değil İslam dünyası. Sömürgecilerin şekillendirdiği bir dünya. Hala. İslam'ın değil, sömürgecileri şekillendiriyor dünya. Türkiye'deki seküler sığ çevrelere, bazı seküler sığ çevrelere kitlede böyle yoğun bir şey var. Entelektüel çevrelerde de, seküler entelektüel çevrelerde de maalesef bu algı, bu sığlık çok yaygın yani. İnsan ürperiyor. Bu insanlarla nereye gideceksin? Neye oturup da konuşacaksın? Neye oturup da tartışacaksın? İslami kesimlerinde, seküler kesimlerinde, en temel entelektüel kesimlerinde en temel sorunu sığlık. Sığlık. Adam diyor ki işte İslam dünyasının haline bak. Berbat durumda. İşte bilim tartışıyorsun. Bilim eleştiriyorsun. Bilmem ne falan. Batı uygarlığını tartışıyorsun. Eleştiriyorsun. Batılı düşünürler üzerinden yapıyorsun. Hepsi batılı düşünürler üzerinden. Adam olmaz diyor. Kardeşim İslam dünyası, IŞİD'çiler bilmem ne. Bu görüyorsunuz işte. İşte İslam dünyasının hali perişan. Müslümanlar ne halt karıştırıyor falan. Müslümanlar bu kadar geri bilmem ne zartır falan gibi şeyler konuşturuyorlar. Bakın Müslümanlar yok. Müslümanlar kendi dünyalarında yaşamıyorlar. Müslümanlar sömürgecilerin kurduğu dünyada yaşıyor. Tamam mı? Bunu unutmayacaksınız. Bu çok önemli bir şey. Yani Müslümanlar sanki İslam dünyasını İslam şekillendiriyor değil mi? Bütün İslam'ın her alana, hayata, sanata, siyasete, ahlaka çeki düzen verebilecek bir dinamizmi var sanki. Dolayısıyla kurumları var. Dolayısıyla İslam medeniyeti sanki yaşıyor. Yok böyle bir şey. Bu bitti. İslam medeniyeti diye bir şey yok. Kimse bana İslam medeniyetinden bahsetmesin. Salak salak konuşuyor insanlar. Bitti. 2 asır önce bitti bu. Yeniden nasıl toparlayabiliriz? Yeniden o medeniyet hamlesini biz nasıl gerçekleştirebiliriz? Yani bilim üretebiliyor musun? Düşünce üretebiliyor musun? Yani ilim yapabiliyor musun? Fikir geliştirebiliyor musun? Sanat üretebiliyor musun? Hayır. Müslümanca bir hayat kurabiliyor musun? Kurduğun hayatın Müslümanca bir hayat olup olmadığını bilebiliyor musun? Bir cümle kuruyorsun, bir düşünür, bir entelektüel olarak bir cümle kuruyorsun. Zihnin çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşmüş durumda. Farkında bile değilsin. Kalkıyorsun diyorsun ki asrın idrak... Kur'an'dan alıp ilhamı asrın idrakine söyletmeliyiz İslam'ı diyorsun. Bunun bizi nasıl perişan ettiğini göremiyorsun. Bizi perişan eden şeyin bu olduğunu göremiyorsun.
Berbat durumdayız. Bunları daha sonra konuşuruz. Daha sonra konuşuruz. Dolayısıyla burada şunu söylemiş oldum. Cümle şu. İnsanlık tarihi, bizim bilebildiğimiz insanlık tarihi, yazılı kayıtlı insanlık tarihi son 200 yıla kadar, 300 yıla kadar burada yapıldı. Burada. Burada bizim coğrafyamızda, merkezinde, bizim bulunduğumuz coğrafyada, Balkanlarda, Kafkaslarda, Orta Doğu'da, Osmanlı coğrafyasında. Burada yok. İnsanlık tarihi son 200 yıla kadar, 300 yıla kadar burada yapıldı. Son 2-3 asırdır, son 2-3 asırdan bu yana tarih burada yapılmıyor. Buradan yapılıyor. Buradan. Tarihi biz yapmıyoruz. Ama buradan başkaları yapıyor. Yani Batılılar buradan çekip gittiklerinde bir düşünün bakalım. Niye bu kadar avanıyorlar kardeşim ya o zaman? Çekip gittiklerinde tarih yapabilirler mi? Bunu düşünmesi bile kabus. Batılılar için kabustur. Ben 3. havalanı yapacağım. Yapmadığı rezillik yok adamların, değil mi? Bütün her şeyi yıkıyorlar. 3. havaalanı yapılacak. Çok stratejik bir şey bu. Ya bırakın şeyi. Bakın 3. havaalanı için Almanya'yla, Hollanda'yla bizim ilişkilerimiz yerle bir olmak üzere. Vesaire. Sadece 3. havalimanı değil. Ama 3. havalimanı çok, orada çok belirleyici bir şey. Stratejik bir adım. Düşünün, buradan çekip gitmeleri mümkün mü? Nasıl gidebilirler? Bunu göze alabilirler mi? Senin yapacağın havalanla tahammülleri yok adamların. Çünkü yani burayı terk etmezler, terk etmek istemeyecekler. Çünkü biz gelince onlar gidecek. Biz gelince onlar gidecek. Çünkü onlar sadece kan, gözyaşı, işgal bıraktılar. Biz adaleti, hakkaniyeti, kardeşliği armağan ettik ya. Yani en son Kudüs'ü düşünün yani. Kudüs'ün tarihine bakın. Kudüs'ün tarihinde sadece Müslümanların bütün Hristiyanları, Yahudileri, başkalarını bir arada tutabilecek, barış içinde yaşatabilecek tek tecrübeyi Müslümanların ürettiğini görüyorsunuz. Yani Hristiyanlar, Haçlılar işgal ettiklerinde sadece Müslümanları değil, aynı zamanda Yahudi nüfusu da, bayağı ciddi bir Yahudi nüfusu var, kılıçtan geçiriyorlar kardeşim. Yani böyle işin şey tarafı bu. Yani vaka, tarihi vakada böyle bir şekilde tezahür ediyor. Dolayısıyla buradan ikinci ayağına geliyorum. Birinci ayağı İslam'ı tarih yapan bir aktör olarak tarihten uzaklaştırmak. Şart meselesi. Eastern Question. İngilizlerin geliştirdiği proje. İkinci ayağı çok daha tehlikeli. Birincisi belli, açık, anlaşılır bir şey bu. İkincisi örtük. Biraz daha tehlikeli bir proje. Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak. Tarih birinci ayağı, tekrar ediyorum. Birinci ayağı tarih yapan bir aktör olarak İslam'ı tarihten uzaklaştırmak. İkinci ayağı Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak. Bu benim şart meselesine ilişkin yorumum. Bu cümleleri orada bulamazsınız. Yani fikirle uğraşmak böyle bir şey zaten. Yani siz alıyorsunuz, oradaki verileri alıyorsunuz, terkip yapıyorsunuz, tahlil yapıyorsunuz, terkip yapıyorsunuz. Dolayısıyla bir cümle kuruyorsunuz. Yani oradan başka bir şey, mesela Lozan düzeni, bizi bozan, her şeyi bitiren Lozan. Tamam mı? Yani Lozan düzeni aslında Osmanlı'yı bitiren düzendir. Yani öyle bir zoka yutturdular ki bize, yani işte bize topraklarımızı verdiler. Halbuki adam Sevr'de ölümü gösterdi, Lozan'da seni ısıtmaya razı etti. Çok önemli bir cümle kuruyorum, farkında mısınız? Çok özür dilerim. Çok dikkat edin. Sevr'de ölümü gösterdi, Lozan'da seni ısıtmaya razı etti. Ve ne oldu? Sana dedi ki, yani biz de biraz o şekilde anlaştık. Tamam dedi. Bütün iddialarını terk edeceksin. Bütün iddialarını, medeni, ben tarih yapan bir aktörüm. Yok böyle bir şey. Dolayısıyla iddialarını terk edeceksin.
Dolayısıyla bu toprak parçasına yerleşirsin. Ondan sonra bir de düşman icat edildi. Tuhaf bir düşman. Yunanları üzerimize saldılar. Ondan sonra biz Yunanlarla savaştık. Böyle saçma bir şey yok. Biz Yunanlarla savaşmadık. Biz İngilizlerle savaştık. Bunu tarih yazsın artık. Yeter ya. Biz İngilizlerle savaştık orada. Bu kadar yani. İngilizler Yunanları üzerimize saldılar. Yani adamlar 19. yüzyılın süper gücü. Dolayısıyla istedikleri aktörü istedikleri gibi kullanıyorlar yani. İşin o tarafı da var yani. Onu da unutmamak lazım. Yani İngilizler deyince toparlıyorum arkadaşlar. Alo. Tamam, güle güle. Şimdi toparlıyorum. Ben onu söyledim. Çok özür dilerim. Baştan bunu söylemem lazımdı. Ben turist kabul etmiyorum arkadaşlar. Turist kabul etmiyorum. Ve benim dikkatimi dağıtacak işler yapmayın burada. Yani konuşma bilmem ne falan. Zırt pırt girip çıkma falan hikayesi. Ben burada özel bir şey yapmaya çalışıyorum. İnsanları yani bir şekilde yetiştirmeye çalışıyorum. Yoğunlaşmak istiyorum. 3 tane adam yetiştirmek istiyorum ben. Abi 3 tane adam lazım bana. Bana 4 tane inanmış adam lazım. Yani bu sizin içinizden çıkacak mı? Çıkıyor. İşte otur ya. İşte burada arkadaşlar. Karşımda benim ya. Ya bunlar manyak çocuklar. Onu da söyleyeyim size. Acayip işler yapacaklar. Göreceksiniz. Sizin içinizde geliyorlar. Şimdi o yüzden çok özür dilerim. Yani bu şık değil. Yani bu şekilde konuşmak istemiyorum. Bitireceğim zaten. Süresi var. Fazla uzatmak istemiyorum. 1,5. Şimdi söylediğim şey anlaşılsın. Yani henüz girizgah olmuş oldu bu Ehl-i Sünnet omurganın çökertilmesi meselesine. Ama birinci medeniyet krizi ile ikinci medeniyet krizi arasındaki farklılığı ve benzerliği bir ilke üzerinden, sadece bir cümle üzerinden anlattığımı zannediyorum. Birinci krizde Müslümanlar her şeylerini yitirmelerine rağmen inançlarını yitirmediler. Çünkü önceden hazırlık yapıldı. Önceden Mülükşah Gazali, Nizam-ı Mülk ve Gazali üzerinden hazırlık yapıldı. Ehl-i Sünnet omurga dikildi. Değil mi? Dolayısıyla 3 sütun dikildi. Ve dimdik İslam dünyası ayağa kalktı. Bir daha da yıkılmadı. İkinci krize kadar. Dolayısıyla ikinci krizi çökertmenin yolunun Ehl-i Sünnet omurgayı çökertmekten geçtiğini İngilizler çok iyi biliyordu. Ve dolayısıyla ilk önce İslam'ı tarih sahnesinden uzaklaştıracak operasyonu çektiler. Osmanlı'yı durdurdular. Hindistan'ı parçaladılar. Dolayısıyla İslam dünyasını paramparça ettiler. İkinci ayağı tehlikeli. İkinci ayağı çok tehlikeli. Müslümanları İslam'dan uzaklaştırmak. Müslümanları İslam'dan nasıl uzaklaştıracaklar? Hormonlu Müslümanları icat edecekler. Hormonlu. Dolayısıyla orada da paralel dinler üzerinden bir operasyon çektiler. Ve inanılmaz bir şekilde başarılı oldular. Gelinen nokta o açıdan çok önemli. Birincisi Vehhabilik üzerinden Selefilik, terörizm, DAEŞ bilmem ne. Dolayısıyla burada da ölümü gösterdiler. Sıtmaya razı edecekler. Sıtma ne? Kadiyanilik üzerinden Hindistan'dan geliyor bu da. Dikkat edin. Bir Arap dünyası, öbürüsü Hindistan. Üçüncüsü yani oradan gelen, Kadiyanilik üzerinden gelen hikaye FETÖ ile birlikte Türkiye üzerinden tezgahlandı. Bakın çok önemli bir şey söylüyorum. Bakın İslam dünyasını 1000 yıl ayakta tutan Ehl-i Sünnet omurgayı kuran biziz. Ehl-i Sünnet omurganın ruhunu oluşturan tasavvuftur. Tamam mı? Ve bu adamlar öyle bir enteresan bir operasyon çektiler ki hem Ehl-i Sünnet omurganın bir şekilde içinde yer aldığını bir şekilde ilan eden, bas bas bağıran, hem de aynı zamanda tasavvuftan, mistizmden, şuradan buradan falan filan kıyısından köşesinden beslendiğini söyleyen bir hareketi çıkardılar. İçeriden çökertme operasyonu bu. İçeriden çökertme operasyonu. İslam'a karşı İslam savaşı bu. İslam'a karşı İslam savaşı bu. Tamam mı? Dolayısıyla inanılmaz bir şekilde başarılı oldular. Yani protestanlaştırılmış bir İslam icat etmeye çalışıyorlar. Dolayısıyla İslam'ı fosilleştirecek,
İslam'ı ilk önce hayattan uzaklaştıracak. Hayattan uzaklaştırılmış bir din İslam olamaz. Böyle bir şey yok. Dolayısıyla sekülerleşir. Bunu önleyemezsiniz. Hayattan uzaklaşamaz. Hayatın her alanına çeki düzen veren bir dinden bahsediyoruz biz. Her alanına her alanına müdahale eden bir dinden bahsediyoruz. İslami ilimler diyoruz değil mi? Bakın çok ezberlerinizi yerle bir edecek bir cümleyle toparlayayım. İslami ilimler kavramı seküler bir kavramdır. Değil mi? Yani İslam ilimler deyince ne anlıyoruz biz? İşte fıkıh usulü, tefsir usulü, işte kelam, mantık biraz giriyor. Hadis falan filan. Bir gün Mekke'de Ümmül Kura Üniversitesi var. İslam dünyasının en önemli üniversitelerinden birisi. Üniversitelerin etrafında da iyi kitapçılar var. Büyükçe bir kitapçıya girdim. Bakın çok kafa yersiniz, anlatayım size. Bu söylediğim şey, İslami ilimler kavramı seküler bir kavramdır. Lafının tam kafanızda şu anki haliyle oturması mümkün değil. Balta sen misin? Arkadaşım, sen. Gözlüklü. Ha. Adın ne kardeşim? Ha, pardon ya. Ömer Balta'yı tanıyor musun? Ömer Faruk Balta, ne kadar benziyorsun ya. Allah'ım esavirin. Ya bu sıralarda gelecekti. Yoksa özür dileyecektim. Ben yeni fark ettim diye. Neyse, aklına ver. Şimdi her hafta geliyor musun? Seni tanıştırayım onunla. O da cins arkadaşlardan birisi. Bu sene başlayacak üniversiteye. Hatay'da. Şimdi ne diyordum? Ümmül Kur'an Üniversitesi. Girdim kitap evine. Hatırlıyor musun? Bunu anlattım Nihal Hanım. Kitap evine girdim. Yani kitabı çok büyükçe bir yer. Adamcağız yardımcı olmak istedi belli ki. Dedi ki ne tür kitaplara bakacaksınız? Yani hemen sizi oraya yönlendireyim dedi. Dedim ki fikir kitaplarına bakacağım dedim. Fikir kitapları benim. Hatırladın mı? Allah'ım esavir. Adam bir sinirlendi. Dedi ki bizde fikir kitapları yok dedi. Ne var dedim? Fıkıh kitapları var dedi. Abi dedim sen kafayı yemişsin. Dedim hoca. Fikir kitapları değil mi? Bunu biçim kafaya. Fıkıh kitapları fikir kitapları değil mi? Bütün ilimlerin kaynağı. Selefiliğin, neo-selefiliğin ne kadar sığlaştırdığını, sekülerleştirdiğini buradan anlayın yani. Tamam mı? Yani İslam'ı nüfuz edebilecek, anlayabilecek durumda değiliz. Sıkıntı o zaten. Zihnimiz çağdaş hurafeler çöplüğüne dönüşmüş durumda diyorum. Bunları daha sonra konuşuruz yine. Yani dolayısıyla İslam'ı protestanlaştıracak, hayattan uzaklaştıracak, dize küresel sisteme boyun eğecek, ruhu boşaltılmış, tanınamaz hale getirilmiş sahte paralel bir din icat etmek. Sahte paralel dinlerle dolayısıyla ehli sünnet omurgayı böylelikle bir şekilde çökertecek, içeriden çökertecek bir yolculuğun, yıkım yolculuğun temellerini atmak. Onun için de unutmayın Osmanlı'nın, Gazali'nin ve Hazreti Peygamber'in konumunun sarsılmaya çalışıldığını söyledim. Üçünün bulunmaya çalışıldığını söyledim. Gazali'nin geliştirdiği Ehl-i Sünnet omurgayı, yani dolayısıyla Selçuklu'nun kardığı mayayı ruha dönüştüren Osmanlı'dır. Zirveye ulaştıran Osmanlı'dır. Fatih bunu muhkemleştirdi, Yavuz sistemleştirdi. Tamam, bunu unutmayın. Dolayısıyla bu işi şakası yok.
Soru şu burada. Soru, izini sürmemiz gereken soru, geçen hafta da söyledim. Bizim kendimizi her hal ve şartta hiçbir kınayıcının kınamasını aldırmadan hakikatin izini sürecek bir yola adamamız lazım. Hakikatin sığlığa prim vermeyecek. Yani ilk önce ülkede, dünya, coğrafyada ve dünyada yaşanan sorunları kavrayacak, birbirleriyle ilişkilerini kuracak. Dolayısıyla benzerliklerini, farklarını görecek. Dolayısıyla yanlış soru sormayacak. Yanlış soruların çünkü doğru cevabı olmaz. Hep yanlış soru soruyoruz. Dolayısıyla içinde yaşadığı çağı tanıyacak ki tanımlanmasın. İçinde yaşadığınız çağı tanıyamazsanız tanımlanırsınız dedim. Biz sürekli tanımlanıyoruz. İçinde yaşadığımız çağı tanıyamadığımız için dolayısıyla kendi dünyamızı, kendi kavramlarımızı da kuracak. İvmileşme yolculuğuna çıkacak. Zihinsel icret gerçekleştirecek. Oradan ancak ümmetleşme gerçekleşebilir. Yani zihni yolculuk tamamlanmadan, dolayısıyla zihin Müslümanlaşmadan zemini Müslümanlaştıramayız. Dolayısıyla zamana Müslümanlığın, İslam'ın rengini, dokusunu, kokusunu kazanamayız. Dolayısıyla bizim yapacağımız, bunlar çok önemli kavramlar. Burada çok çabuk harcamak istemiyorum. Müslüman zihni, Mekke süreci, Müslüman zemini, Medine süreci. Dolayısıyla ikisinin toplamı bizi Müslüman zamanına götürüyor. Zahid Kays'ta. Çok özür dilerim, çok özür dilerim. Bunlar orijinal şeyler. Üzerinde acayip kafa patlattığım şeyler. Ama ben burada bitireceğim. Biraz kışkırtmış olayım. Üzerinde kafa yararsınız. Çok teşekkürler arkadaşlar.